Sevgili dostlar merhaba. Ben Erdinç Omaç Fotoğraf Çekmek Kolay'a hoş geldiniz. Bugün görüntümden sizleri mahrum bırakacağım çünkü bu videonun beklemeye tahammülü yok. Bir an önce yayına sokmak için acilen geçtim bilgisayarın başına. Şimdi Ocak 27 2021. Bu tarihi lütfen aklınızda tutun. Çünkü ileride Fuji filmin full frame dünyasının bitirdiği tarih olarak anılırsa hiç kimse şaşırmasın. 27 Ocak'ta yani dün Fuji filmin başkanı Kenji Sukeno 2021 yılının yeni ürünlerini açıkladı. 2 kamera gövdesi, 3 de yeni lens açıklaması yaptı. Ama gövdelerden biri var ki beni bile heyecanlandırdı. Ve hemen onunla başlamak istiyorum. Fujifilm bu yeni gövdeyle pro dünyasının lideri olmaya soyunuyor. Ve bu cümlenin altını da lütfen kalın bir çizgiyle çizin. GFX 100S. GFX 100'ün büyük ve zor taşınır gövdesi, klasik DSLR boyutuna getirmiş, altı stop gövde içi stabilizasyonu, yepyeni bir mimari ile yerleştirmiş, orta format daha büyük sensör, dolayısıyla daha büyük piksel, daha büyük ışık hassasiyeti ki daha bu daha başarılı ISO performansı demek ve çok daha fazla çözünürlük demek. 102 megapiksellik bir sensör. Bazılarınız diyor ki full frame sensörde de olur. Ya olur da olması için pikseli küçültmek zorundasınız ve görüntü kalitesinden ve ışık hassasiyetinden ödün vererek yapabilirsiniz ancak bunu. Öncelikle fotoğraf eksenli bir makine olduğu zaten LCD ekran yapısından anlıyorum. Ama video kanadında da inanılmaz kıyaslanmaz 4K görüntü kalitesi yakalarsınız. Buradaki tek sorun videodaki otofokus hızı olacaktır ki bunu çözmeye başladılar bile. Full frame dünyasının korkusu yoktu çünkü fiyat aralığı daha yüksekti. Ve gerek form faktörü gerek ağırlığı pratik ve uzun süreli kullanımlara çok izin vermiyor gibiydi. Bugün Pro full frame kameralarının fiyat bandının 5000 dolarlara dayandığı bir dönemde artık sadece 1000 dolar fazlasına daha üstün bir çözünürlüğe daha mükemmel bir resim kalitesine sizce bu işten para kazanan profesyoneller bu farkı göze almaz mı? Ayrıca inanın bana bu sadece başlangıç. Birkaç sene sonrasını düşünün. Daha küçük gövdelerde, daha mükemmel ve daha ucuz orta format GFX'ler göreceğimizden emin olabilirsiniz. Bugüne kadar GFX 100'ün yüksek fiyatı yüzünden düşünemediğim orta format yavaş yavaş bana bile göz kırpmaya başladı desem yalan olmaz. Bu makine full frame dünyasının korku rüyasını sadece başlangıcı bu Fuji filmdekiler deli ve deha. Beni bugün en çok heyecanlandıran ikinci ürün çoktandır birçoğumuzun beklediği ve nihayet gelen XF70'e 300 mm f4 5.6 süper tele lens 35 mm karşılığı 107 453 mm ve Fuji'nin e, X2 konvertörleri ile 35 mm formatında 900 mm'nin üstüne çıkabiliyor. Bu şu demek Ayın içine girip krater çekebilirsiniz demek. Yaban hayat ya da kuş fotoğrafı çekmekten bahsetmiyorum bile. Ve böyle müthiş bir lens sadece 5800 TL'ye ön sipariş ile satışta. Ben hemen 55200'ümü satışa koyuyorum. İlgilenenlere duyurulur. <laughs> GFX için üretilmiş 80 mm f1.7 35 mm karşılığı 63 mm lens için mükemmel portre lensi olarak sunuluyor. Diğer iki ürün beni açıkçası şaşırttı. Öncelikle e 4 ile başlayalım. Hatta ikisini beraber götürelim. Çünkü şu anda resmini görüyorsunuz ikisinin bir arada. XE4 fiyat olarak XT200 ile XS10 arasına konumlanan Fuji filmin bugüne kadar ürettiği en hafif makinesi olarak lanse etti. XT3, XT4, XS10 ve X100V ile aynı X-Trans 4 sensörü kullanıyor. Yapısı itibariyle X100V'nin lens değiştirilebilir alternatifi gibi de duruyor. Belki de bu yüzden ilave diyafram çarklı XF 27 mm F 2.8 pancake diye tabir edilen lens ile sunulmuş. LCD ekranı yana açılır ekranları sevmeyenler, çaktırmadan bel hizasından çekim sokak fotoğrafçılarını sevindirecek yapısıyla mükemmel bir vlog kamerası kullanımına da izin veriyor. Bu makineyi incelemek üzere ellerine geçiren, yurt dışında takip ettiğim ve yorumlarına güvendiğim bazı YouTuber'lar bu makineyi öve öve bitiremiyor. Sevgili dostlar bu sene Fuji filmden başka yeni ürünler arasında yepyeni bir XH2 bekliyorum. O makine de heyecan yaratacaktır. Belki de daha yeni bir sensör, daha hızlı bir otofokus bile olabilir. Umarım eski lens yenilemelerinde de şu XF 23 mm ve 35 mm F1.4'lere de bir el atar ve daha hızlı ve sessiz bir otofokus ile değiştirirler. Sevgili dostlar bu videoyu bekletmemek adına sizi kendi görüntümden mahrum bıraktım. Özür dilerim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.